Evet kardeşlerim, şimdi okuyacağımız ayet-i kerimede Rabbimiz biz insanoğluna inanıp inanmama hususunda bizim irademizin ne kadar önemli olduğunu beyan eden bir ayet-i kerime okuyacağız ki inanmayanların da neler hazırlandığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Okuyacağımız ayet-i kerime bakın Suretül Kehf suresinde. H önce olacak, F sonra görüyorsunuz. Kehf suresinin 29. ayet-i kerimesi şöyle ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve kulil hakku min rabbikum Ve kul ve de ki Peygamberimize buyuruyor Rabbimiz De ki el hakku hak yani gerçek min rabbikum Rabbinizdendir. Femen şa'e dileyen felyu'min inansın. Ve men şa'e dileyen de felyekfur inkar etsin. Bakın görüyor musunuz özgürlüğü? Rabbimizin insanın iradesine bırakmış olduğu inanıp inanmamak. Fakat devamına da bakalım. Devamında da inanmayanlar için Rabbimiz ne buyuruyor? İnna a'tadna liz-zalimina nara. Muhakkak inna a'tadna muhakkak ki biz hazırladık buyuruyor. Liz-zalimine zalimler için neyi hazırladık? Nara ateş hazırladık diyor. Öyle ateş ki ehada bihim onları diyor kuşatmış. Ne kuşatmış? Suradiquha alevleri diyor. Etrafını kuşatmış bir ateş onlar için hazırladık. Devamını da okuyacağım da şunu da bilelim ki insanoğlunun tamamı, insanların tamamı Allahu Teala'ya iman edip secdeden kendilerini başlarını hiç kaldırmasalar, bütün insanlık Allah'a secdeye kapansa, Rabbimizin gücünün, kuvvetinin, kudretinin üzerine bir şey koyamazlar. Bunun tam tersini düşünelim. Bütün insanlık isyan üzere yaşasa Rabbimizin gücünden, kudretinden, azametinden zerre bir şey eksiltemezler. Şimdi burada bakın önemli bir konu bu, çok önemli. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor. İman öyle bir şeydir ki hemen hemen hepimizin bildiği Ayetel Kürsi'de ondan sonra gelen ayette bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Evet Ayetel Kürsi bunun bir üstündeki ayet-i kerime yani 255. Bu da 256. ayet-i kerime nasıl? Estağfirullah. La ikrahe fiddin. Sadakallahu lazim ila ahirillahi. Bakın bu ayet-i kerimede dinde zorlama yoktur diyor Rabbimiz. Dinde zorlama yoktur. Bir insanın kafasına silah dayayıp da o insanı Müslüman yapamazsın. Zaten zorlayarak olsa makbul olmaz. Kalbin tasdiki gerekir. Onun için zorla olmaz bu iş. Şimdi bu ayet-i kerime de yanlış anlaşılıyor. Nasıl? Dinde zorlama yoktur. Herkes özgürdür. İstediği gibi yaşayabilir. Kimseyi kısıtlayamazsın. Öyle bir şey olmaz. Şöyle bir misal veriyorum acizane. Diyorum ki özellikle erkekler askerlik yapanlar iyi bilirler. Teslim olduğun zaman içeriye girdiğinde kışladan Nizamiye'den içeri adımını attığında artık oradaki kurallara uymak zorundasın. Yani senin iraden orada artık kalmıyor. Yok ben efendim sabah uyanamam, kalkmak istemiyorum veya efendim nöbet tutmam veya yeşil sevmiyorum ben şu renk seviyorum deme hakkın yok. Eğer teslim olduysan o kurallara mecburen uyacaksın. Şimdi İslamiyet de böyle. Sen kendi iradenle Müslüman oluyorsun. Yani annem baban Müslüman diye değil ya. Sen kendi iradeni kullanıyorsun, Müslüman oluyorsun. Dolayısıyla Müslüman demek esleme, yüslimi, İslaman. İslam teslim olmak demek. Sen teslim olduğunu ifade ediyorsun. Sonra da kalkıyorsun, yorum yapıyorsun. Ne gibi yorum? İşte şöyle de olur, böyle de olur. Öyle olmaz. Kurallara uymak zorundayız. İnanıyorsak inandığımız gibi yaşamamız lazım. Yaşamazsak ne olur inandığımız gibi? Bu sefer o bozuk bir yaşantı varsa o yaşantı bizi etkiler. Dolayısıyla inancımızı zedeler. Allah muhafaza her geçen gün, gün be gün inançta, imanda irtifa kaybederiz. Bir bakmışsın ki şüphelere girmişsin. Şüphe. Acaba şöyle mi, böyle mi? Böyle anlatılıyor ama doğru mu?
Kur'an-ı Kerim gerçekten hak mı, gerçek mi, nasıl bozulmadan gelmiş, böyle bir şey olur mu gibi Allahu Teala hakkında, melekleri hakkında vesaire bu inanılması gereken hususlarda şüpheye düşebilir insan. İbadetlerimiz bizim imanımızı güçlendirir. Onun için kardeşlerim, ben ister namaz kılarım ister kılmam. Kimse bana karışamaz. Bu yanlış bir söz. Kılmak mecburiyetindeyiz. Nasıl kılmayız? Niçin? Kim emrediyor? Hem inanıyorsun hem de diyorsun ki ben nefsim nasıl istiyorsa öyle yaşarım. Öyle olmaz. Bakın şimdi ayet-i kerimeye. Evet kardeşlerim, o zalimlerin, bakın inanmayan, Mevla buyurdu ya, dileyen inansın, dileyen inanmasın. İşte o inanmayan zalimler için neler hazırlanmış? Bakın devamında ayet-i kerimeyi tamamlayalım ve bitirelim. Şöyle, estağfirullah. Ve iyyestegîsû. Eğer diyor Rabbimiz buyuruyor ki, eğer susuzluktan diyor imdad etseler, yani yalvarıyorlar, su istiyorlar. Yugâsû. Onlar diyor, onlara su verilir. Neyle? Bimâin. Öyle bir su verilir ki onlara kelmühl. Böyle erimiş maden gibi su verilir ki yeşvil vucuh, yüzleri diyor haşlıyor. Hadi iç bakalım içebilirsen. Ve sonra da Rabbimiz buyuruyor ki bi'se şerab, ne kötü içecektir o diyor. Ve sa'et mürtefeka, ne kötü bir barınaktır diyor orası cehennem için. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah inanıyoruz. Bakın bu ayetleri takip ediyorsunuz. İnancınızın gereği elhamdülillah. Ama bu inancımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Nasıl? İbadetlerle. Namazı sakın aksatmayalım. Namazlarımızı öyle kılalım ki sadece namazla da bitmez. Kulluk bilinci edinmemiz lazım. Biz her daim Rabbimizin rahmetine muhtacız. Hangi konumda olursak olalım, zengin, fakir, amir, memur hiç fark etmez. Allahu Teala bize din gönderdi. Bu dini mübini İslam'ın mensubuyuz. Aman gereğini yapalım hep birlikte. Hem de sırf Rabbimizin rızası için yapmaya odaklanalım. Hedefimiz, gayemiz bu olsun, amacımız bu olsun. İkinci bir art niyetimiz olmasın. O zaman görün hayatımız nasıl güzelleşiyor.